Çorlu'da 8 Kasım'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasının tren içi ve dışı kameralarına ait görüntüler ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberinde yer alan görüntülere göre kaza esnasında ray ve çevresinde herhangi bir su birikintisi görünmüyor. Trenin ön kamerasına ait görüntülerde rayların altındaki boşluk birkaç metre kala fark ediliyor. Tren ray boşluğunun üzerinden geçtiği sırada çukura düşüp zıplıyor. Kokpit kamerasının görüntülerine göre çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin'in de düştüğü görülüyor. Tren çukura girip makinistler kafasını çarptıktan sonra yan kameradan arkadaki vagonların devrildiği görülüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca personel ve yolcular yola iniyor. Ardından devrilen vagonlarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlıyor. Dava dosyasına giren görüntüler hakkında değerlendirme yapan avukat Turan Hançerli, göçük tren geçerken değil, önceden meydana gelmiş dedi. Hançerli, topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir, kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı bir ihmal var ifadelerini kullandı.